ECB Özel'le karşınızdayız değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmalarını takip ettik. Öne çıkan noktalar vardı. 25 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Fed'in kararını da takip etmiştik. Burada belki 50 bas puan artış da gelebilir şeklinde soru işaretleri vardı aslında. Ki Lagarde da doğruladı. Bazı üyeler 50 bas puan artıralım şeklindeki görüşlerini dile getirdiler şeklinde. Ve enflasyon çok uzun süredir yüksek ve çok yüksek vurguları dikkat çekti. Burada bir ton farkı Fed'le gözlendi aslında. Enflasyon yüksek vurguları Fed tarafından da zikredilendi. Fakat halen çok yüksek %2 hedefine ulaşmakta kararlıyız ifadesine yer verdi Lagarde. Ayrıyeten ECB Başkan Yardımcısı da faiz artışları bankalar için olumlu şeklinde bankalar tarafına bir yorum getirdi. Ve Fed tarafında yine hatırlayacak olursak gerekirse daha fazla faiz artırımı gelebilir ifadesi de yer almıştı aslında. Son faiz artışı olması ihtimali de değerlendirilirken aslında ikisini bir arada da değerlendirebiliriz değil mi sevgili Murat Tufan? Kesinlikle çok da güzel özetledin. Gerçekten de Avrupa Merkez Bankası'nın bir ton farkı vardı. Aslında konuşmayı böyle bir kalıp halinde koyduğumuz zaman o kalıbın en ortasında değil mi böyle yoğunluk sağlayan enflasyon kelimesi oldu. Avrupa çok katmanlı bir biliyorsun Eda her gün işte küresel bakışları haberleri de paylaşıyorsun. Çok enflasyonu yönetmek zaten zor zanaat biliyorsun ve işte 20'den fazla ülke olunca her ülkenin de kendi işte demografik özellikleri olunca çok zorlu bir enflasyon var Avrupa'da. Onlar geç başladılar. Muhtemelen iki toplantı daha Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırma olasılığı var. Çünkü enflasyon evet hız kesiyor. Son 7 aydır hem ABD'de hem de Avrupa'da enflasyon hız kesiyor. Ama burada izleyicilerimizi uyarmak lazım. PC dediğimiz o çekirdek enflasyonda bir düşüş olmuyor. Yani enerji fiyatlarını damıttığımız zaman kalan ürünlerde enflasyon düşmüyor. Dolayısıyla enerji bu kadar önemliyken enerjiye rağmen hala çekirdek enflasyon yüksekse muhtemelen önümüzdeki dönemde %2'lik enflasyon hedefi daha da zor olacak. Enerji konusunda enerji yardımları da geri çekilsin şeklinde de bir söylem var. Bu enflasyon yaratıyoruz diyebiliyoruz. O kısımda peki oradaki açık ya da oradaki memnuniyetsizlik nasıl kapanabilir? Aslında orada Eda birazcık biliyorsun Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte işte çok ciddi bir enerji ihtiyacı oldu. Avrupa'nın ödemeleri çok fazla arttı. Hatta doğal gaz fiyatları bildiğin gibi rekor kırmıştı. Orada özellikle şirketlerin enerji faturalarından dolayı birçok şirketin iflas ettiğini de görmüş olmuştuk. İşte örneğin Almanya'da bir ilaç firması üretime ara vermişti. Dolayısıyla böyle bir ortamda çok ciddi bir şekilde hükümetler şirketlere enerji desteği, işte Türkiye'de de oldu biliyorsun elektrik faturaları ödenmesi gibi. Bunlar tabii hani kulağa hoş geliyor ama bir parasal genişleme olduğu için orada bir enflasyon yaratabiliyor M2 para arzındaki genişlemeden dolayı. Dolayısıyla da artık yavaş yavaş hani kış mevsiminde uğurladığımız için artık burada enerji desteğini de kesmek isteyecekler. Yani Avrupa'nın aslında çok özür dilerim enerjiyle ilgili sorunu varken Amerika'nın ise tam tersi bence içten içe dillendirilmeyen yeni banka krizleri ve iflasları özellikle Fed'in biraz daha temkin olmasına sebep oldu. Peki Fed ve ECB tarafından gelen bu kararlar Türkiye nezdinde nasıl algılanıyor ve şu anda izlenecek politikalarda nasıl bir ana fikir olarak duruyor, nasıl konumlandırırsın? Açıkçası Türkiye için seçim tabii çok belirleyici olacak. Yani işte dün bir rapor vardı JP Morgan'dan. İşte diyor ki seçimden sonra Borsa İstanbul %74 dolar bazında primlenecek. Yani bu çok devasa bir oran. Belki bir borsanın, dünya borsasının bu kadar çok değerlenmeyeceği bir dönem diyelim. Çünkü çok ciddi bir şekilde faizleri indirdik. Enflasyon çok yüksek kaldı. Borsada özellikle varlık fonu gibi işte sistemlerle Borsa İstanbul desteklenmeye çalışıldı ve seçimden önce işte Mayıs'ta sat ve git kuralıyla da Borsa İstanbul'da işte baktığımız zaman 4500 puanlara kadar geldik. Bize etkisi ne olacak? Merkez Bankası'nın rezervlerinin zaten çok zorda olduğunu, eksiste olduğunu biliyoruz. Şimdi Avrupa tabii bu enflasyonla baş edebilmek için faiz artırdı Eda biliyorsun. İşte 7 toplantıda artırıyor. Amerika Merkez Bankası keza 7 toplantıda faiz artırdı. 3 tane banka batırdı. Biz ise enflasyon yükselirken faiz indirdik. Dolayısıyla 2024 senesine girdiğimiz zaman muhtemelen işte hükümet ya da muhalefet geldiğinde eğer ortodoks yani normalleşen bir para politikasına dönersek
faiz artırmak zorunda kalacağız. Dolayısıyla bu defa da dünya yüksek faizleri normalleştirirken indirme dönemine girecekler. Biz yine ters bacakta kalacağız ve dünya indirirken muhtemelen biz artıracağız. Aslında önümüzdeki yıl bence eğer faiz artırırsa Merkez Bankası Türk vatandaşı için çok güzel bir dönem olacak. Çünkü hem Türk lirası değerlenecek, hem mevduat faizleri artacak, hem de emeğimiz yani kıymete binecek. Şimdi şu anda çok ucuz biliyorsun. Alım gücümüz biraz artacak. Dolayısıyla da biz bir acı reçete ödemeye devam edeceğiz ama sonrasında olumlu olacak. Burada önemli olan artık Türkiye'nin siyaseten ülkeye nasıl para soktuğu. Bildiğin gibi işte pandemiden dolayı dolar girmiyor. İşte sadece turizme bel bağlamış durumdayız. Avrupa zor durumda, oraya işte mal satamıyoruz. Dolayısıyla da ben önümüzdeki dönemde eğer Türkiye para sokulabilirse Türkiye için çok güzel bir sene olacağını düşünüyorum. Murat, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ederim. Burada noktalıyoruz. Gün içinde zaten farklı anekdotlar da yine arkadaşlarımız bildiriyor olacak ECB sonrasını. Şimdilik hoşçakalın.